Sayfa 1-3. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Loquendo TTS. Loquendo TTS'nin konfigürasyon dosyalarını modifiye ettim ve Loquendo TTS'yi yedekleme servisine yeniden yükledim. Loquendo TTS ile alakalı çektiğim ne kadar video varsa merak etmeyin. Hepsinin açıklamalar kısmındaki indirme adreslerini tek tek güncelleyeceğim. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına yeni ve en güncel olan indirme adresini bırakacağım. Loquendo TTS'ye yapabileceğim en son modifikasyonu yaptım. Bundan başka bir geliştirme yapılamıyor maalesef. Ya en azından normal kullanıcıların yapabileceği en son geliştirmeleri yaptım. Bundan fazla geliştirme ancak bir uygulama geliştiricisi tarafından yapılabilir ama kullanıcılar tarafından yapılabilecek ne kadar geliştirme, ne kadar modifikasyon varsa hepsini ben yaptım. Mesela en basit örnek, Loquendo TTS ses örneklemesi dinlerken sentezleyiciler, biliyorsunuz Loquendo seslerinin her birinin kendine özel ses örneklemesi var. Her birisi kendi ismini ayrı ayrı söylüyor ve hangi firmaya ait olduğunu falan söylüyor. Loquendo TTS'nin bu ses örneklemeleri, sesler birdenbire her şeyi söylediği için kelimeler bazen, hatta bazen değil çoğu zaman birbirine karışıyordu. Bu karışıklığı engellemek adına Loquendo TTS seslerinin bu kelimeleri duraksama yaparak, bekleyerek söylemesini sağladım. Ayrıca metin okuma motorunu ne kadar modifiye edersek edelim, Loquendo TTS sesleri hala biraz daha hızlı konuşuyordu. Onların modifiye edilmiş olan metin okuma motoruna daha rahat uyum sağlaması için yine konfigürasyon dosyalarından birazcık daha yavaş konuşmalarını sağladım. Ama bu şu demek değil, bir daha konuşma hızı hızlandırılamayacak veya istediğimiz şekilde yavaşlatılamayacak anlamında değil. Sadece fabrika çıkışı olarak gelen ayarı değiştirdim. Neyse, işin teorik kısmıyla sizleri fazla sıkmadan hemen video anlatımına devam edelim. Talkback menüsü. Gezinme, listede. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Bu arada etkinleştirmek için iki kez dokunma. Svox metin okuma motorunun Gem sentezleyicisini kullanıyorum şu an. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranda ara. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Evet. Metin okuma. Yukarı gezinir. Düğme. Metin okuma. Tercih edilen motor. Svox Classic TTS. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi. İşaretli değil. Loquendo TTS. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Loquendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Tamam düğme. Radyo düğmesi işaretli Loquendo TTS 9/17 listede 17 öğe Loquendo evet. TTS kullanılıyor. Etkinleştirilmek için iki kez dokunma. Loquendo TTS motoruna geçiş yaptım. Fark ettiyseniz sentezleyici bir tık daha yavaş konuşuyor. Metin okuma. Tercih edilen motor Loquendo TTS 1/6 listede 6 öğe. Etkinleştirilmek için iki kez dokunma. Önce size sentezleyicilerde yaptığım yavaş konuşma ayarını göstereyim. Ayarlar.
Lookbando TTS seçenekleri. Varsayılan ton, ses perdesi aralığını denetler. Bu şu anda selin sentezleyicisi. Diğer sentezleyicilere bakalım. Türkçe, tur. Bu dil için tercih edilen sesi seç. Kerem, listede. Evet. Lookbando TTS seçenekleri. Türkçe, tur, Kerem. Aynı şekilde Kerem sentezleyicisi de yavaş konuşuyor. Bu dil için tercih edilen sesi seç. Selin, Zeynep. Lookbando TTS seçenekleri. Bu sentezleyici de yavaş konuşuyor. Metin okuma. Ben sürekli düşünürdüm. Yani ses motorunun fabrika ayarlarını kurcalayıp konuşma hızını çok yavaşlattığımız zaman ses çatallaşıyor, çirkin çıkıyor. Belli bir miktar yavaşlattığımızda da hala bir tık hızlı konuşuyor. Bunu daha fazla yavaşlatmanın, hatta ses kalitelerini bozmadan konuşma hızını daha fazla yavaşlatmanın bir yolu var mı yok mu diye düşünürken aklıma konfigürasyon dosyalarını kurcalamak geldi. Aradığım şeyi de zaten konfigürasyon dosyalarında bulmuştum. Onu düzelteyim derken bu duraksamadan söylenen ifadeleri de duraksayarak söylemesini sağlayayım dedim. Çoklu bir modifikasyonla Lookbando TTS seslerini çok daha iyi bir hale getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi Zeynep sentezleyicisinin ses örneklemesini dinleyelim. Çal, düğme. Benim adım Zeynep. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilim Türkçe. Bu V kısmını duraksamadan söylediği için diğer kelimeyle söyledikleri birbirine giriyordu. Artık böyle olmuyor. Benim adım Zeynep. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilim Türkçe. Aynı şeyi diğer sentezleyicilere de yaptım. Kerem ve Selin seslerine. Ayarlar. Lookbando TTS seçenekleri. Türkçe, tur. Bu dil için tercih edilen ses seç. Kerem, listede. Değiştirmek için iki kez dokunma. Evet, şimdi Kerem'e bakalım. Lookbando TTS seçenekleri. Geri çıkıyorum. Metin okuma. Ayar. Çal, düğme. Ses örneklemesini oynattığımda. Benim adım Kerem. Lookbando'nun erkek sesiyim ve ana dilim Türkçe. Bu şekilde artık duraksaya duraksaya söylüyor. Bunu bilerek ve isteyerek böyle yaptım. Çünkü duraksamadan söylediği zaman kelimeler birbirine giriyordu. O yüzden böyle duraksayarak söylemesini sağladım. Benim adım Kerem. Lookbando'nun erkek sesiyim ve ana dilim Türkçe. Şimdi Selin sentezleyicisine bakalım. Ayarlar. Lookbando TTS seçenekleri. Türkçe. Bu dil için Selin. Lookbando TTS seçenekleri. Evet. Geri çıkıyorum. Metin okuma. Çay, düme. Benim adım Selin. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilim Türkçe. Benim adım Selin. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilin Türkçe. Tekrar ayarlar. Zeynep sentezleyicisini kontrol edelim. Lookbando TTS Türkçe. Bu dil Zeynep. Lookbando. Metin okuma. Çal. Benim adım Zeynep. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilin Türkçe. Benim adım Zeynep. Lookbando'nun kadın sesiyim ve ana dilin Türkçe. Bu şekilde. Ona ayarlar. Ses örneklemelerini duraksama yaparak söyledikleri için kelimeler yutulmuyor, harfler birbirine girmiyor. Düğme, sayfa ayırıcı dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etiketler kullanılabilir, görüntülemek için. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dur.